Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün birlikte yapımı kolay, sunumu şık ve tadı yerinde bir ikram tarifi paylaşacağız. Sakızlı irmik tatlısı. Malzeme listesini sıraladıktan sonra yapımına geçelim. 1 su bardağı irmik, 1 litre süt, 1,5 su bardağı toz şeker, 3-4 parça damla sakızı, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 adet yumurta. Üzeri için 1 çorba kaşığı susam. Gördüğünüz gibi malzeme listemiz çok kısa. Yapımı da çok kolay bir ikram tarifi. 1 litre sütümüzü tenceremize aktardıktan sonra 1 su bardağı irmiğimizi ve 1,5 su bardağı şekerimizi tencereye bırakıyoruz. Sütün soğuk olması önemli. Şeker eriyene kadar ateşe koymadan önce kısa bir süre karıştırıyoruz. 22 karışımı orta ateşe yerleştirdik. Göz göz olana kadar tercihen bir çırpıcı ile sürekli karıştırarak pişireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi göz göz oldu. Bu artık piştiği anlamına geliyor. Ateşten alacağız. Ateşten almadan hemen önce bir çorba kaşığı tereyağımız vardı. Şimdi artık topaklaşması diye bir sorunumuz olmadığı için acele etmemize gerek yok. Şöyle çabuk dövülüyor zaten. Damla sakızımızı da ilave ediyoruz. Ve sadece tereyağı eriyene kadar karıştırıyoruz. Sakız irmik tatlımızın pişirme aşamasını tamamladık. Şimdi mikserle çırpacağız. İsterseniz neler yaptığımıza kısaca göz atalım. Soğuk sütün içine irmik, şeker ilave ettik. Güzelce karıştırdık soğukken. Sonra ocakta göz göz olana kadar pişirdik. Tereyağı ve dövülmüş damla sakızını ilave ettik. Şimdi de mikserle 5 dakika kadar çırpacağız. Soğutmuş olacağız. Hem malzemenin elastikli bir yapıya sahip olmasını sağlayacağız. Peki, yeteri kadar çırptık. Oldukça soğudu karışımımız. Bir adet yumurtamız var. Su ilave edeceğiz. Kısa bir süre daha çırpacağız. Karışımımıza yumurtayı soğuduktan sonra ilave ettik. Bunun iki nedeni var. Birincisi, yumurtayı sıcak ilave edersek pişer ve katı katı bir ifade görüntüsüne kavuşur. Diğeri de sıcakla birleşince istemediğimiz bir koku oluşur. Bu yüzden yumurtayı soğuduktan sonra ilave edeceğiz. Son işlemlere geliyoruz. Tereyağı ile yağladığımız fırın kabına karışımımızı döküyoruz. Düzelttik. Üzerine son olarak bir çorba kaşığı susam var. Bunu serpiyoruz. Çok lezzetli bir tat veriyoruz. Şimdi önceden ısıttığımız 190 derece fırında kızarana kadar pişireceğiz. Tatlımız arzu ettiğimiz ölçüde kızardı. Şimdi buzdolabında en az 2 saat bekleteceğiz. Dilimleyip servise sunacağız. Bu bölümümüzde içinde damla sakızı olan bir ikram tarifi hazırladık. Sakızlı irmik tatlısı. Bir dipnot olarak belirtelim. Sakız ülkemizde İzmir'in Çeşme bölgesinde dağlarda bulunmaktadır. Görüntüsü ise reçineyi andırır. Kokusu muhteşemdir. Evet, bu güzel kokulu malzemeyle çok güzel ikramlar hazırlamaya devam edelim. İnşallah bu tarifimizi de denersiniz. Şimdiden afiyet olsun.